Değerli dostlar, iyi akşamlar. Bugün sizlerle narsistleri panikleten şeylerden bahsedeceğiz. Narsistleri panikletmek istemiyorsanız bu videoyu iyice izleyin. Eğer narsistleri panikletmek istiyorsanız bu videoyu iyice yine izleyin. Çünkü narsistlerin paniklemesi bazı durumlarda çok işinize yarayabilir. Bazı durumlarda da hayatınızı riske bile atabilir. Çünkü bir narsistin panikleyip korkması, çünkü insan panikleyince korkar değil mi? korkar ve içindeki o dehşeti ortaya da çıkartabilir. Biliyorsunuz narsistlerin inanılmaz derecede manipülatif yaratıklar olduğunu, aramızda gezen en zekileri bile kandırabilecek kapasiteye sahip olduklarını sizler de biliyorsunuz beraber yaşar. Çünkü onun yalan bir sanatı olmuş. Yalanla yaşamak, narsistle yaşamakla beraber gibi. Çünkü kendisi de gerçeklikte kendi içinde bir yalanın parçası. Gerçek benliğiyle değil yarattığı o sahte benliğiyle yaşayan bir kişi. Ve çok güzel de bu benliğiyle oyun planlarının ne olduklarını öğrendikten sonra narsiste sadece biraz panikleterek aktif olarak onu etkisiz hale de getirebilirsiniz. Tabii siz de onunla beraber paniklemezseniz eğer. Çünkü onun size göstereceği reaksiyonlara da çok sağlıklı, sakin cevaplar vermeniz lazım. Kesinlikle bir misilleme veya bir intikam aracı olarak da bu videoları lütfen kullanmayın. Bunlar sizin eğitiminiz için. Yani kiminle beraber olduğunuzu anlayın da kendinizi e, koruma altına alın. E, kasten bir kişiyi canını yakmayı ve kasten bir kişiyi aynı onun yaptığı gibi... E, ruhunuz edelemeyi e, lütfen kendinize yakıştırmayın. Kendinizi korumak için kullanabilirsiniz. Biliyorsunuz bir ateşle yemek de yapabilirsiniz, orman yangını da çıkartabilirsiniz. Bu tamamen ateş kimin elinde olduğu ile ilgilidir sevgili dostum. O yüzden ateşle oynarken dikkatli ol. Bir narsisti paniğe sürükleyen şeyler hakkında kendinizi eğitmenin amacı narsistin oyunlarından tamamen çıkmak ve geri çekilmeye karşı güçlü olmaktır. Bu kendi bütünlüğünüzü ve öz değerinizi ilk sıraya koymaktır ve gerçek otantik gücünüzü yani içinizden gelen o gücü hissetmekle ilgilidir sevgili dostum. Yani kendini hissetmekle ilgili bu yaşam gücünüzü narsistten geri almak ve onların size enerjisel olarak tüketmenizi e, engellemekle ilgilidir. Bütün gücünüzü, kanınızı, ruhunuzu emen o narsistten kendi ruhunuzu, kendi enerjinizi geri almakla ilgili bu videolar sevgili dostum. Öncelikle narsizmin maskesinin arkasındaki gerçek kimliğini bir inceleyelim. Narsist kimdir? Çünkü herkes sizin gibi değil. Bazıları ilk kez inceliyor, duyuyor narsist nedir? Bir anda karşısına çıkıyor, bakıyor ki kendi eşiyle ilgili, kendi patronu, kendi arkadaşı, kendi komşusuyla ilgili. Narsistin kimliğinin ne olduğu önemli değil. Narsistler aynı birbirine yaklaşık davranışlar, yani manipülatif, sahte benlikle, sahte ilişkiler kurarlar. Yani gerçeği bulmak narsiste çok zordur. Eğer narsistin Kimdir, narsizm nedir, narsisler neden bu şekilde davrandıklarını ve tepki verdiklerini anlamak için sahte görünüşlerinin arkasındaki gerçek neler olup bittiğini tam olarak anlamakla kavramak da çok önemlidir sevgili dostum. Narsisler daha gençken onlar için travmatik olan bir şey yaşandı. Ne olduğunu Allah bilir. Çocukluk ihmali, istismar, aşırı abartılı veya hatta narsist bir ebeveyn tarafından yetiştirilmenin zorluklarını yaşadılar. Zorlu bir hayat yaşadılar. Bilmiyoruz, Allah bilir ne oldu. Bazılarının başına geliyor melek gibi insanlar oluyor. Bazılarının başına da geliyor çok kötü insanlar oluyor. Bunları bilmiyoruz. Bu travmalarıyla kendini tamamen değersiz hissedip utançla doldular. İstemeden öğrendikleri şey, savunmasız olmalarının bir zayıflık olduğunu ve tamamen güvensizlik duygusuyla bu oldu, sevgili dostum. Travmaya tepkileri, gerçek benlikleriyle tüm bağlantıyı kopararak ve onları sadece egolarının gösterdiği şekilde yönetmesiyle baş başa bıraktı. Ego insanın deneyiminin bilinç dışı yönüdür. ...bilinç dışı hareket bir yönüdür. Yani aslında ego sağlıklı kullanıldığı zaman... ...hani narsizm herkeste var diyorlar ya... ...ego herkeste var. Ama bazılarının ikisi çok yüksek... ...bazılarının ikisi çok düşük... ...ikisi de sakıncalı. Dengede olmalı çünkü o bir hakem gibidir. Süper egoyu da, iddi de, ...yani içinizdeki çocuğu da... ...o yetişkini de dengeleyen şey egodur. O egonun fazla olması... Yani o yol, egoyu bilinç dışı olarak bu yöneten kişi sürdürülebilmek için kendi dışından dikkat ve onay yani hayatını sürdürebilmek için dışarıdan bir şeyler ihtiyacı var. Çünkü içeriden o benliği güçlendiremedi dışarıdan onaya ihtiyacı var dışarıdan bir dikkat edilmeye, ilgiye, hayranlığa, gerçek benlikleriyle bağlantıları kesildiğinde bütün bir insan olma yeteneklerini kopardılar. Bu artık empati şekli, şefkat, nezaket veya gerçek doğal halleriyle bir şey hissetme yeteneğine sahip olmadıkları anlamına geliyor sevgili dostum. Vicdanı olmayan bir ruh haline geliyor. Olsa da vicdanları çarpık oluyor. Yani doğru kararlar veremiyorlar. Doğru gerçekten bir vicdan örneği sergilemesi gerekirken vicdansız davranıyor. Çok saçma bir şeye de çok vicdanlı davranıyor. Yani çarpık karar, kararlar verebiliyor. Gerçek benlik bilinç dışı, egosu ile bilinçsizdir. En sonunda içerideki derin utanç ve aşağılama duygularını geçici olarak yenmek için egolarını beslemeleri gereken kusurlu bir ruh olarak kalırlar. Gerçek benliklerine erişimi olmadan kendi ilahi yaşam güçlerini de sıfır erişimleri vardır. Aktif olarak kaçınmaya çalıştıkları o karanlık, düşük titreşimli hislerine rahatlayabilmenin yaşam günücünü, enerjisini bulabilmek için artık dolayısıyla kendilerinden bu kadar nefret ederken başkalarına ihtiyaçları var. Bir nebze de olsun kurtulmak için geri iki seçenekleri kalıyor derin yaralarıyla yüzleşip veya kendilerini iyileştirmek için çalışıp çaba göstermek veya diğer bütün varlıklardan yaşam enerjisini çalıp kısa süreli bir yüksek haz yaşayıp içsel olarak travmalarının varlığını aktif olarak görmezden gelmek bunu yaptıkları zaman kendilerini bir nebze de olsa rahat narsizmin doğası gereği ikinci senaryoyu tercih ediyorlar genelde. Bu bilinçsizce hayatta kalma mekanizması olarak gerçeklerini tersine çevirmeye çalıştıkları o yerde artık başka seçeneği olmadan kalıyor içlerinde. insanoğlunun her zaman seçme hakkı vardır. Şimdi bugün burada beni izleyen herhangi bir narsizmle egosu çok yüksek olan arkadaşım narsist olmak zorunda değilsin ama kötülük yapan herkes narsist oldu artık. Yani egosu çok yüksek olan ve artık o ego ile de baş edemeyen sevgili dostum sen de izliyorsun biliyorum. İçindeki o düşük öz değer, utanç, aşağılama, değersizlik duygularını kabul etmek yerine üstünlük, görkemli ve özgüvenli yansıtan, o sahte bir benlik yaratan, o sen ego artık narsizmin efendisi olmuştur. Narsist egonun sahte benliğini korumak için ne gerekiyorsa yapmalıdır. Narsistin en büyük korkusu gerçeğinin açığa çıkmasıdır. Bu da aslında sahte güçlü bir benlik sahibi oldukları görüntüsünün aksine korkmuş, güvensiz ve savunmasız olan küçük bir çocuğun saklandığı yerdir. Bunu kabul edip ve kendini iyileştirmeye çalışırsa bununla baş etmenin birçok yöntemi var. Sevgili dostum bunu yapabilirsin. Bunu en çok kontrolü kaybettiklerinde ve istemediklerini elde ettiklerinde zaman e, yani kendiyle baş edemedikleri zaman ortaya çıkınca bir şekilde kırılma sonucunda kendileriyle yüzleştiklerinde derin üzüntülerin içine giriyorlar sevgili dostlar. Şimdi bir çocuğun öfkesi gibi... E, Kontrolü kaybettiklerinde veya istemediklerini elde ettikleri zaman ardından özündeki o yetişkin bir öfke nöbeti değil, bir çocuğun öfke nöbetiyle hemen onu görürsün, o narsizmi görürsün. İstiyorum, hemen istiyorum. istiyorum. Gece yarısında yumurta almaya gönderen bir çocuk ya da ben istiyorum diye şeker almaya gidilen çocuk. Yani o istiyordu ya her şeyin yapılması gereken bir çocuk. Beni sırtıma alın diyen çocuk. Yani her şey ona aittir. Sen onun mülkünde yaşıyorsun, onun hayatını sürdürüyorsun. O her şeyin sahibi, sen de onun e, efendisi ve onun köle. Yani sen onun kölesisin. O da senin efendin vicdanlarının tuzaklarına düşmeden kendilerini doğulamak beslemek için ihtiyaç duydukları her şeyi elde etmek için suçluluk ya da pişmanlık duymadan manipüle edebilir, yalan söyleyebilir, bir numara yapabilir ve seni bu numaraya inandırır çünkü sen yalan söylemiyorsun ve kimseyi de manipüle etmiyorsun sevgili dost. O yüzden bu numaralara çok kolay düşersin. Çünkü insan niye durup dururken gereksiz yere yalan söylesin? niye durup dururken manipülasyon yapsın ne gerek var şu anda bu kadar basit bir şey için insan yalan söyler mi diyorsun çünkü sen yalan söylemiyorsun sevgili dostum sevgili dostum eğer abone değilsen abone olursan çok faydası olur başkalarının da önüne çıkmasında katkın olur sevgili dostum şimdi bir narsisti panik yapan nedir bir numaralı kural dürüstlük şimdi bize ne alaka Evet, bir numaralı kural dürüstlük. Bundan önce bir video daha yapmıştım. Onu da izleyin, bunu da izleyin sevgili dostum. E, yaban, e, yalancı narsistin en çok korktuğu nedir? Dürüstlüktür. Dürüstlük bir narsistin içten içe paniğe sürükleyen şeydir. Çünkü eninde sonunda ifşa olmaktan korkarlar olayların kendi versiyonunu, gerçek versiyonunu olduğunu ve kendilerinin kurban olduğuna o kadar e, inanırlar, o kadar kararlı dururlar ki bunu desteklemek için akıl almaz gerçekler uydururlar. Narsistler dürüstlüğün temsil ettiği ahlak, sadakat, adalet, bütünlük ve güvenilirliğin Tam tersini yaparlar, tam tersini. Yani burada adalet nerede, sadakat nerede, burada e, ahlak nerede? hani bir yerde bahsetmiştim en iyi dindarlar bunlar olur ama bunların hiçbirini yapmazlar. Yani ne ahlak ne sadakat ne güven hiçbiri yoktur. Bir narsist için delil veya mantık hiçbir şey ifade etmez. Kendi hikayelerini doğrulamak, süslemek için başkalarını kandırmaya ve suçu başkalarına atmaya devam ederler. Narsistler adil, sadık veya güvenilir olmakla ilgili değiller. Hiç öyle bir derdi yok. Tamamen haklı olmak ve her ne pahasına olursa olsun kazanmaya odaklıdırlar. Narsistler gerçek hikayelerini önüne geçmesine asla izin vermezler. Gerçeğin ortaya çıkmasını asla istemezler. Çünkü bu neyin doğrusu veya dürüst olduğuyla ilgili değil, sistemi alt edip Kimin kazanabileceği ile ilgilidir? Yani onlar sadece e, kazanmayla ilgilenirler. Başka bir şeyle ilgilenmezler sevgili dostum. İkincisi aşağılama. Aşağılanma ve utanç. Narsistler aşağılanmaya karşı aşırı hassastırlar. Bir narsiste aşağılamak derin bir utancı tetikleyecek ve narsist bir yaralanmaya neden olacaktır sevgili dostum. Bunu tetikleyecek bir şey söylediğinizde veya yaptığınızda fark etmeseniz bile birini aşağılamak onu kendi gözünde veya başka çevrelerin gözünde daha düşük bir konuma düşürmektir bazen utanmasına veya kendine olan saygısını kaybetmesine neden olursunuz ve çok ciddi sonuçları olur. İyi bildiğiniz gibi narsistlerin tüm sahte benliğini kusurlu bir gömlektir aslında onun üstündeki mükemmellik ve diğerlerinin hepsinden üstün olma temeline dayanıdır aslında. O kusurluluğunu üstün olmayla kapatmaya çalışır. Onların aşağılanması birinin tüm gerçeklerinin gerçeği alenen sorguladığı anlamına gelir. Yani narsisti sorguladığı anlamına gelir. Gerçek aşağılanmayla ilgili değil bu durum. Egonun sahte kimliğini açığa çıkarılamaz. Çünkü bu her şey her şeyin çökmesine neden olabilir. Narsistin elinde maskesinin altında gerçekte kim olmaları kocaman bir kara delikten başka hiçbir şey değil. Sevgili dostum narsistin altta yatan tek şey onların kara delikleridir. Ve utanç ve aşağılamayla mücadele etmek için narsist kendi içindeki hissettikleri tüm o korkunç şeyleri doğrudan size yansıtacaktır. Ego daha sonra silmek istediği o yaraları yok etmeye koyulacak. Ego artık bu şekil... Bu şeylerin üzerini örtmek için elinden geldiği çabasıyla sizi yok etmek için uğraşacaktır. Sizin inanmakta zorlandığınız her şey size yaş Bunda ne vardı dediğiniz aslında onun sahte benliğini korumak için verdiği büyük, büyük bir varoluş savaşı demek. Sizi ezecek, sizi yok edecek ancak öyle e, bir şey, koruma bir pencere koruma kalkanı oluşturacak. İşte tam burada bakış açınızı değiştirmeniz ve bu hikayenin yeniden yazmak için alenen kararlı olmalısınız ve ceza olarak sizi küçük düşürecek, odak noktasını kendinden uzaklaştırmak için sizi suçlayacaktır sevgili dostum. Suçlu bu, tam da bu diye sizi işaret edecektir. Bütün bunlar onların kendi iç yaralanmalarından dolayı herhangi bir, bir sorumluluk almak zorunda kalmamalarını sağlayacaktır. Amaç bu, o bir sorumluluk almasın diye bütün mevzu bu. Sevgili dostum, üçüncüsü kaybetmek. Narsistler kazanan, e, kaybeden egolarıdır. Narsistler hep kazanan olmak ister ve kaybetmekten nefret ederler. Ego benlik tamamen rekabetle ilgilidir. Üstünlük duygusu ve tanrısal statüyü koruyabilmesi için herkesten daha üstün olması gerekir. Bu yüzden narsistler kaybetmekten nefret ederler. Onlara göre kaybetmek aşağılık vatandaşların hani yaşadığı şeydir. Bu onlar için değil. Ayrıca başkalarının onları kaybeden olarak görmesini istemezler. Oradaki en iyi kişi, en çekici kişi, en yetenekli kişi, en deneyimli, en başarılı kişi olarak görülmeli. İlginçtir ki narsistler dünyadaki kendilerini görme biçimlerinin başkalarının da görme biçimi olduğunu zannederler. Yani kendileri nasıl bakıyorsa insanlar da sanki o gözlükle bakıyorlar ve herkes onları üstün görüyor onu görmediklerini fark ettiklerinde çok kötü olurlar. Yani kazananın o değil de başkasının olduğunu anladıklarını kendi anladığında çok kötü olur. Yani eğer kazandıkları için daha iyi olduklarını düşünürlerse o zaman diğerlerinde doğal olarak bundan dolayı kendilerini daha üstün olduğunu düşünecekler. Eğer narsist kazandıkları için diğerlerinden kendisinin daha aşağı görüyorsa o zaman tabii ki narsist kazanamadığında diğerlerinin de narsistin kaybettiğinden aşağıda olduğunu düşünecekler. Bu yüzden narsist çok kötü olur. Yani narsist kaybederse herkesten aşağı olduğunu düşünecek. Herkesten. Çünkü o kendini öyle görüyor. Herkesten üstündüm. Nasıl oldu da yerlere düştüm. Beydim şimdi ne oldu diye düşünecek. Hiçbir narsiste karşı bir masa oyunu oynadınız mı denediniz mi ya da herhangi bir e, oyun oynadınız mı öyle bir rekabeti vardır ki sanki savaşa girmiştir. Kazanmak zorundadır, kazanmak zorundadır. Ondan daha iyisi olamaz. Bütün oyunlarda hile yapma onun hakkıdır. Kağıt çalmaz, zar çalma her şey onun için mübahtır. Sadece kazanması gerekir. Kuralları esnetmek onun en büyük hakkı. Eğer yapamazsa öfke ve nöbetleri geçirir ve somurtkan somurtkan oturur bir çocuk gibi uzaklaşacaktır o ortamdan. Mesela onun bir futbol taraftarı olduğunu düşün. Futbol maçında bile oradaki kişiler kaybederse narsist kaybetmiştir. Narsist artık kendisi yeryüzünde olmamak için uğraşır. Çünkü o oh, herkes onun suçludur. Aslında onun takımı kaybetmezdi ama işte beceremediler birileri iyi yönetemedi ondan. Yani kaçtaki insanlar iyi olduğuyla ilgili değil. Sevgili dostum dördüncüsü özel muamele görmesi. Narsist taç gibi olmalı üstünlük görkem özel muamele tanrı kral. Narsist kendini öyle bir kaideye kurar öyle oturmuş kendisini gerçekten saygı duyulacak bir tanrı olarak görür. Sen de gidersin onu sıradan bir insan olarak görürsün. Çok saçma onun için kendilerinden daha üstün bir güç olduğuna inanmazlar. Bu yüzden kuralların kendileri için geçerli olduğunu bilmezler. Hiçbir saygı kuralı, görgü kuralı onun için geçerli değildir. Bütün kurallar senin için geçerlidir. Eğer sen saygısızlık yaparsan haddini bildirir. Görgüsüzlük yaparsan haddini bildirir. Çünkü tüm kurallar senin için geçerli. Onun için değil. Hatta evrensel veya karmik yasalara karşı da sorumlu değiller. Onlar olduklarını düşünmüyorlar. Bu yüzden hayatta istediklerini yaparak Yalan söyleyerek, hile yaparak, çalarak hiçbir pişmanlık veya kaygı duymadan dolaşabilirler bu gezegende bulundukları süre boyunca, artık burayı terk edene kadar onlar hiçbir şeyden sorumlu tutulmayacaklarına inanıyorlar, sevgili dostum. Narsisler bu gezegende, bu, bu gezegende yaşayan her şeye hakkı olan yaratıklıklardır. Her şeye hakları var, her şeyi yapmaya hakları var. Eğer dindarsa Allah'la işbirliği yapar, <laughs> tamam mı? Der ki bak ben sana birkaç namaz kılayım, benim her şeye ihtiyar. yani ben her şeyi yapma hakkım olsun. Neyse birkaç kez tövbe ederim ama bir şey olmaz ya, aman tövbe ettim bitti gitti. Tamam mı? Bitti gitti. Bir narses orada tek bir kişiyi tanımadan kahve dükkanına girer ve en üstün kişi olarak orada ağırlanmasını ister kendisinin. Ön üstün muameleyi görmeyi bekler. <laughs> İş yerinde tembellik eden genç insanları bile ne yapıyorsun sen orada diye onlara e, üstünlük taslar. Kendisi de aynı işi yapıyordur. Kendisi de tembellik yapıyordur ama e, gider en üst maaşı almayı ister çünkü... Onun tembellik yapmaya hakkı var ama başkalarının tembellik yapmaya hakkı yoktur sevgili dostum. Herkesin onlara hayran olması lazım ve herkesin onlara saygı göstermesi lazım. Bu kadar önemlidir onlar için. Öfkelenecekler, mağduru oynayacaklar, manipülasyon yapacaklar, hatta buna sizi zorlayacaklar. Aslında bunları görmedikleri zaman, özel muamele görmediği zaman Küçük bir hareketle çocuk gibi olurlar sevgili dostum. Hemen paniklerler. Sevgili dostum, eğer buraya kadar izlediysen şöyle bir beğeni ve arkadaş dostlarınla paylaştığın için de çok teşekkür ederim. Çünkü paylaşmak önemli biliyorsunuz, önemsemektir. İzlediğin için teşekkür ederim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.